Ve inşallah bundan sonra da bu proje yıllarca devam edecek. İnşallah i sadugo godine ovo projekat će se nastaviti. 2005 yılında buraya gelmiştik. 2005 Denisa'ya bili smo došli ovdje u Zenici. Denisa'da 2005 yılında iftar vermiştik. 2005 godine bili smo o günden bugüne kadar burada bulunan boşuna kardeşlerimiz ısrarla tekrar bizi buraya davet ettiler. Oni se od tada su nas uporno zvali da ponovo dođemo ovdje. Ve bu yılda Zenisa'ya gelme kararı aldık. Yova godina odlučili da dođemo u Zenice. Bu akşam burada Zenisalı Boşnak Müslüman kardeşlerimizle beraber Zeniçki Müslümanımız zajedno iftar sofrasında birlikte olacağız. İçemo zajedno na iftarskom sofru. Onlarla soframızdaki her şeyimizi paylaşacağız. Sanima dijelićemo sve što imamo na iftaru. Kültürümüzü paylaşacağız. Podijelićemo naš kulturu. Duygularımızı paylaşacağız. Sosyetçeni podijelićemo. Belki de birbirimizle kucaklaşacağız. I zagrlićemo se. Ağlaşacağız. I možda ćemo i plakati zajedno. Ve bir daha sizleri asla yalnız bırakmayacağımızı ifade edeceğiz. Mi ćemo tuli reći da mi nikad vas nećemo više sami ostaviti. Böyle güzel kültür programına da siz televizyon yerel kanalımızın bizzat gelip de röportaj yapması münasebetiyle de ben de size sevgilerimi, şükranlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Ja vama zahvaljujem što ste došli ovdje sa nama da uči ovo naše osjećanje da podijelite sa svim cijelim narodom. Hvala vama i hvala turskom narodu, a posebno opštini Bayrampaşa. Size Türkiye halkına özellikle Bayrampaşa Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de teşekkür ederim. Nadamo se ako Bog da ćete nam opet dolazi dugo, a ako Bog da ćemo i mi vama doći posebno. I her zaman bekleriz devam. İnşallah. Projeniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir organizasyon diyor? Bunun başlangıcı ve bugüne gelen tarihi diyor. Çalışmanızla ilgili mi? Şimdi Bayrampaşa Belediyesi olarak yaklaşık İstanbul'un merkezi konumunda olan bir ilçeyiz. Yaklaşık nüfusumuz 300 bin. Nüfusumuzun da yaklaşık %35-40 civarını Balkan kökenli vatandaşlarımız oluşturuyor. Nismo opština Bayrampaša u Istanbulu. Turska država opština Bayrampaša İstanbul'u. Oko 300 stanovnika ima oko 39% ima od Balkana onaj koji živi kod nas u Bayrampaša. Opština Bayrampaša. Bundan dolayı da yaklaşık 8 yıl önce ilk defa 2005 yılında o zamanki belediye başkanımız Sayın Hüseyin Bürgen'in başlatmış olduğu bir proje. Prije 8 godina smo počeli ovu programu i koji nam je počeo gospodin je Hüseyin, onaj načelnik je onaj prije 8 godina to smo počeli na Balkanu iftar program, to se zove Bereket Konvoy. 2005 yılından beri bu yıl 8.sini gerçekleştireceğiz inşallah bu programın. Toplam 9 ülkeye gittik bugüne kadar. Ve her gittiğimiz yerde de farklı şehirlerde iftar sofraları açarak buradaki kardeşlerimize aramızdaki birlik beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. O 2005 napravimo iftar program na Balkanu. Svaki državo, svaki gradu gdje možemo stići, napravimo iftar program i u muslimanskom naše braćama i napravimo, želimo da još dalje napravimo iftar program. Već 9 država smo radili ovaj iftar program. 2005 yılında Hüseyin Bürge belediye başkanımızın başlattığı bu organizasyon 2 yıldır da şimdiki belediye başkanımız Atilla Aydiner tarafından devam ettirilmekte. Ovaj je proje počeo od Hüseyin onaj načelnika Hüseyin Bürge počeo a prije 2 godine počeo onaj naše sad novi načelnik Atilla Aydiner i on je još dalje nastavi ovaj program. Amacımız bu Balkanlardaki kardeşlerimizle birlikte iftar sofralarını paylaşarak aramızdaki kardeşliği arttırmak. Želimo da ovu još uvijek onaj uvijek da nastavimo dalje i da uvijek iftarimo zajedno i koji smo braću na Balkanu i da nastavimo to dalje ako Bog da. Bu yılda toplam 8 ülke ve 20 şehirde iftar sofralarını paylaşacağız. Ovaj godina 8 država i 20 grada i napravimo iftar program. Bosna'daki ilk programımız Zenica'da
U Bosnu prvi program je danas, počni u Zenisu. Yarın Konya'da. Sutra biće u Konjici. Bir sonraki günde inşallah Srebrenica'da. Sledeći dan će biti u Srebrenici. Kardeşlerimizle birlikte iftar sofrasını paylaşmış olacağız. Naše braćama i iftar ćemo ako Bog da. Koliko iftara očekujete da će biti u Zenisu? Koliko? Kaç kişilik bir iftar? Ortalama 2000 kişilik. Yani 2000 kişilik her program 2000 kişi civarında bir iftar yemeği oluyor. Oko svaki program oko 2000 osoba očekujemo gost. Bre 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 bre. İftar. Yani ovo prva poseta opštine Zenica. İlk mi? Zenica'daki programımız ilk mi? Hayır, 2005 yılında bir kere daha Zenica'da yapıldı. Bu ikinci kez yapılmış oluyor Zenica'da. Kad smo počeli 2005, prvo smo napravili u Zenicu, a sad ponovo smo ovde, u drugi put smo... Ako ima još neku poruku za građane Bosne i Hercegovine, za braću muslimanu ovde, evo mogu sad prilika pa... Bizim Bosna'daki Müslüman kardeşlerinizle ilgili bir mesajınız var mı? Söylemek istediğiniz bir mesaj. Biz hep onlarla beraberiz inşallah. Uvijek smo braća, uvijek smo zajedno ako Bog da inşallah. Hvala u ime bosanskog naroda. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ومن بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم رب العالمين والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını, kaynaklarını göster. Bizi huzuruna al, bize merhamet et, bizi zeval ve teb'id ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti güzel rayetini başboş bırakıp idam etme. Ya Rab! Şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bereket hürmetine, sofralarımıza, rızıklarımıza, ömürlerimize, amellerimize bereket ihsan eyle. Bizi dünyada ve ahirette müminlerle birlikte saadet ebediyeye ve saadet-i daimeye nail eyle. Efendim, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'nca Zenica'da düzenlediğimiz iftar programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Öncelikle Zenica Belediye Başkanımız Hüseyin İsmailoviç, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu İsmail Altuneli ve diğer konuklarımızı öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Asıl önemlisi sizlere hoş geldiniz konuşmasını yapmak üzere Bayrampaşa Belediye Başkanım Atilla Aydıner'i davet ediyorum. Alkışlarınızla geliyor efendim. Selamun aleyküm. Dobro došli. Yaşam imamo Nogu braća Bošnjaka. Doneo sam vam nogu pozdrava iz Bošnjak braća. Fala. Çok kıymetli, değerli Zenica Belediye Başkanımız. Naçel Çavçin'e bayram parçası İstanbul'a. Değerli arkadaşım, meslektaşım, Bayrampaşa Belediye Başkanı. Iz Turski,
değerli misafirlerimiz Türkiye'den. Dragi sugrađani. Değerli zeniselar. Sve vas lijepo slavim i pozdravam i želim vam zahvalit se što ste u velikom broju došli ovdje na ovaj trg. Sizi güzel de selamlıyorum ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu kadar sayıda bu akşam burada bulunduğunuz için. Mom kolegi iz Bajrampaše i svim Turcima koji godinama imaju tradiciju da organiziraju ovakve manifestacije širom Balkana, izražavam zahvalnost u ime vašu i vlastito ime. Bugüne kadar bu organizasyonu gerçekleştiren Bayrampaşa Belediye Başkanı arkadaşım ve Türklere teşekkürlerimi arz ediyorum. Oni su nam prezentirali jednu drugačiju vrstu iftara, iftara na koje mi nemamo takvu vrstu tradicije u Bosni i Hercegovini. Onlar bize değişik bir şekilde iftarda cömertlik gösterme şeklini gösterdiler. Oni iftarima pored vjerskog daju ovaj društveni, širi, ja bih rekao i socijalni kontekst. Onların iftarında sosyal bir şekilde bütünleşme arzusu da bulunuyor. A pošto je Balkan onakav kakav jeste, oni mu daju jednu novu dimenziju koja nam je svima na Balkanu potrebna. Balkan bildiğiniz gibi nasılsa o şekildeyse onlar değişik bir şekil getiriyorlar Balkan Yarımadası'ndaki bu anlayışa. Ja očekujem da će ova aktivnost donijeti svoje rezultate u smislu povezivanja naroda i različitih vjerskih i drugih skupina koje žive na širem području Balkana. Ben bunların bu faaliyetlerinin Balkan Yarımadası'nda çok güzel sonuçlara sebep olacağını düşünüyorum. Aj sada malo budem ličan, ako je puno gradova, na hiljade gradova na Balkanu, ako je svaki 7 godina njihova posjeta ovdje u Zenci, onda mogu zaključiti da im se i njima da se sviđa Zenci. Bu kadar Balkan'daki kalabalık birçok şehirler içerisinde bizim şehrimizi seçmelerinin bir sebebi de herhalde bizim şehrimizi beğenmelerindendir. Ja se nadam da ćemo se uskoro ponovo ovdje vidjeti, želim svako dobro, a vama želim da Ramazan ugodno ispostite i da u zdravlju i rahatluku dočekate Bajram. Ben onların burada memnun olarak ayrılacaklarını, Ramazan'ı ve bayramı güzel bir şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Još jedan put, zahvaljujem prijateljima iz Turske što su nas sjetili, što su bili naši musafiri večeras i želim im svako dobro. Türkiye'den gelen bu ekibe teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İzin verirseniz...